Merhaba, günaydın arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Gençler, bugün yani dün akşam biraz soğuktu. Şöyle bir uyanır uyanmaz dedim ki kuşlarıma bir bakayım. Bir şeyleri var mı? Yani bir şeyler olacağını zannetmiyorum da. Hani bir kontrol için dedim ki bir geleyim. Şurada kuşumuz yine büyük büyük dışkılamış. Görüyorsunuz şu taraf felaket şekilde büyük dışkıları var. Ondan sonra bugün arkadaşlar bir pet shop'a gideceğim. Eğer pet shop'ta olursa bir pet shop videosu çekebilirim. Ondan sonra aynı adama gideceğiz. Aynı adam izin veriyor zaten çekmemize. Oradan bir video çekebiliriz. Ondan sonra şunlara bakalım. Bunlar da bayağı kirletmişler kendi kafeslerini. Limon ne yapıyorsun aşkım? Aşkım. Aşkım. Bayağı bugün hareketlisiniz gençler. Vay be çifte kuyumlara bak yine ulan yeter lan yeter ayıp lan o kadar kişi seyrediyor lan. Diğer dişi de kıskanıyor ha. Acaba yumurta var mı ki ya? Dur bir yumurta kontrolü yapalım. Dikkatli bir şekilde Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şu şurayı bir çözelim ilk önce. Erkeğimiz ve dişimiz şu an yuvaya girmişler. Bakalım ne yapıyor keratalar. İnşallah bir yumurta vardır. Gençler artık bir yumurta bırakın bize. Şöyle bir sizin aracılığınızla kamera vasıtasıyla bakayım. Şu anda yok arkadaşlar. Ama bugün yarın yumurta yapacaktır diye düşünüyoruz, ümit ediyoruz. Bu arada arkadaşlar İngiliz muhabbet kuşumuz da abimiz söyledi. Bayramdan sonra arkadaşlar İngiliz çiftimizi getireceğiz. Bu arada arkadaşlar Malatya'da olan bir arkadaşımıza bir kuş hediye edeceğiz. Malatya'da olan bir arkadaşımıza şu şekilde yeşil bir kuş hediye edeceğiz. Malatya'da olanlar arkadaşlar bize yorumlardan ulaşsınlar. Bir bakalım kaç kişi Malatya'da var. Hani 5 kişi ise daha şansı hani yüksek olur 5 kişiden bir kişinin alması. 10 kişi ise ona göre şans biraz daha hani biraz düşebilir. Dediğim gibi arkadaşlar Malatya'da olan bir kişiye şöyle yeşil bir kuş vereceğiz. Hani Malatya'da olan kişiler bize ulaşsınlar. Yorumlardan ulaşabilirsiniz bana. Sizin için böyle bir kıyak yaptık. Malatya'dan size bir yeşil muhabbet kuşu vereceğiz. Arkadaşlar kendi çekilişimize de en kısa zamanda onu da tekrardan başlatacağız. Tekrardan devam ettireceğiz onu. Onun size haberini vereyim. Dedikten sonra şöyle bir seyredelim. Arkadaşlar bugün bir kafes bir de yuvalık da almayı düşünüyorum. Eğer alır isem. Alırsam gençler kuşlara ayıracağım. Bunları biliyorsunuz bir dişi bir erkek şeklinde ayırabilirim. Yani öyle ayıracağım zaten. Hani çiftleşmeleri istiyoruz çünkü. Yavru yapmalarını istiyoruz. Bu arada suları da az kalmış. Sularını alacağız. Erkek arkadaşlar görüyorsunuz hani kafeste bir baskınlığı var mavinin hani dişilerle daha yakın limona göre. Bu yüzden işte bir o dişiye bir bu dişiye gidip geliyor. Bayağı bir kızgın durumda. Şöyle biraz da yeşilimize bakalım. Arkadaşlar isim verme şeyimiz hala devam ediyor biliyorsunuz. İsim olarak şu anda kuşlarımızın isimleri bu yeşilin arkadaşlar daha ismi şu an yok. Bunun eşinin ismi Hayalet oldu. Ondan sonra sarı limon biliyorsunuz. Mavi olan da Nuri. Arkadaşlar şu anda bir yeşile ve iki beyaza vermek üzere iki tane sizden isim istiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar Malatya'dan da varsa aranızda elden teslim yapacağız arkadaşlar. O kuşu gönderme yapmayacağız Kayseri'ye gönderdiğimiz gibi. Elden teslim olacak. Bu yüzden eğer ki Malatya'da oturan arkadaşlar varsa şöyle bir Malatya'dakileri bir görelim arkadaşlar. Bunun yanında eğer ki Malatya'da oturmuyorsanız da hangi şehirde oturuyorsanız onun da arkadaşlar bana şeyini yazın. Hangi şehirde oturduğunuzu yazın. Görelim, bilelim. Ne hangi şehirlerde dostlarımız çok. O şehirlerde bir şeyler yapmaya çalışalım. Dedikten sonra arkadaşlar şöyle bir bakıyoruz. Vallahi burayı da temizledim. Bak mesela şurası yine kirlenmiş. Hani çabuk kirleniyor. Biraz ama olsun. Dediğim gibi bugün bir kafes almayı düşünüyorum. Yuvalıkla birlikte orucuz biliyorsunuz. Hani eğer ki kendimde o gücü bulursam gidip alacağım. Bunlar niye 3 tane? Ha, bir tanesi şurada duruyor. Vallahi dediğim gibi bir gidip almayı düşünüyorum. Kalamar kemiği falan da lazım bize.
Çünkü kalamar kemiğimiz yok. Yani bitmiş. Eğer ki kuştan yavru almak istiyorsak kalamar kemiğine ihtiyacımız var. Çünkü yani yapacağı yumurta kalsiyumdan oluşuyor. Kalamar kemiği de arkadaşlar kalsiyumdur. Ona kesinlikle ihtiyacımız var şimdi ama kalsiyumumuz şu anda yok. O yüzden bizim azgilen bir kalamar kemiğine ihtiyacımız var. Bir tane oraya alırım artık. Hatta 3 tane alabilirim. Bir tane buraya takarım. Bir tane buna takarım. Bir de alacağımız kafese takarım. Bugün bir tane daha almayı düşünüyoruz işte dediğim gibi. Burada biliyorsunuz iki erkek iki dişimiz var. Beyazlar dişi, mavilen sarı erkek. Onları arkadaşlar ayıracağız. Neyse gençler şimdilik kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Çok video atmamı istiyorsunuz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar bana destekleriniz için yani destek olmak istiyorsanız like atabilirsiniz. Güzel yorum yapabilirsiniz. Veyahut arkadaşlar böyle muhabbet kuşu besleyen arkadaşlarınız varsa kanalımızı da tavsiye edebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar Ramazan kardeşimin kanalına da abone olmayı unutmayın. Bizim kardeş kanalımızdır kendisi. Onun da linkini arkadaşlar açıklamalar kısmında bulacaksınız. Dedikten sonra arkadaşlar dediğim gibi şimdilik kendinize iyi bakın. Günde iki video atmamı isteyenleriniz olmuş arkadaşlar. Elimden geldiğince bir tanesi sabah bir tanesi akşam olmak üzere iki tane video atmaya çalışacağım. Görüyorsunuz gençler orada kuru yapmalar var. Şöyle azıcık uzaktan seyretsek mi ki? Bacak falan atıyor. Şöyle bir seyredelim. Aa, bunlara var ya yuvayı taktın mı abi tamamdır ya. Yuvayı tak yavruyu al. Ya şansımıza işte geldik. Bunlar çift olmuş. Yani güzel bir şans yakaladık. Hani durduk yere hiç uğraşmadan. Hani kendileri zaten 5 aylık oldular. Hani kendi kendine hep yan yana dura dura artık kendilerini eş seçmişler. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Erkek iyi maşallah ya. O mavi olan Nuri. Adı Nuri arkadaşlar biliyorsunuz. Nuri bayağı iyi yani dişilere iyi ilgi gösteriyor. Şöyle biraz seyredelim mi? Videoyu kapatacağız ama seyrede daldık. Şöyle az uzaktan bakalım. Şöyle azıcık uzaktan şöyle yakınlaştıralım. Çifte kurmuşlar ya. Hep yan yana arkadaşlar. Hep beraberler. Yalnız arkadaşlar hani dışarıdan araba sesleri falan geliyor. Umarım videoyu bozmuyordur. Habire şurası biraz daha yani işlek bir sokak olduğu için habire araba gelip geçiyor. O yüzden kusura bakmayın. Dediğim gibi arkadaşlar eğer pet shop videosu istiyorsanız da bana aşağıdan yorumlardan söyleyebilirsiniz. Onunla pet shop'a gideceğiz ya bugün. Onun haricinde de gençler biliyorsunuz dediğim gibi Malatya'dan bir kişiye kuş hediye edeceğiz. Yeşil bir muhabbet kuşu hediye edeceğiz. Malatya'da olanlar gençler bize ulaşsınlar. Malatya'da olanlar yoruba ben Malatya'dayım yazsın. Malatya'da olmayanlar da arkadaşlar hangi şehirde oturduğunuzu yazın ki nerelerde kimler varmış bir görelim gençler. Dediğimiz gibi normal çekilişimizi de devam ettireceğiz yine tekrardan. Dediğimiz gibi yani şimdi bunlar bu kadar. Peki bu Malatya'daki kişiye kuşu nasıl vereceğiz arkadaşlar onu size söyleyeyim. Arkadaşlar öyle büyük bir şey yapmayacağız. Sadece gelen kişiler arasından bir çekiliş yapacağız. O çekilişte de ben zaten size gözünüzün önünde yaparım. Ondan sonra kazanan kişiye kuşumuzu veririz. Lan limon bir sus bir sus la bir şey anlatıyorsun şurada la. Bir sus la bir sus la. Şöyle size çene kısımlarını göstereyim arkadaşlar. Bakın görüyorsun. Bunda aslında kızışmış gibi görünmüyor ama yani kızışmış olduğu çok açık belli yani şunun. Hareketlerinden belli arkadaşlar. Ama et parçası olarak hissedemiyoruz bunu. Şuradaki kuşumuz da arkadaşlar gördüğünüz gibi o da tam poz verdi daha. Şey oluyor arkadaşlar hani kızışmaya başlamış görüyorsunuz. Hani böyle beyazdan kırmızıya doğru gidiyor. Zaten bu çakal erkek Nuri biliyorsunuz. İşi gücü çiftleşmeye çalışmak. Limon da arkadaşlar yine aynı o şekilde. Bir de gençler limon artık yaşlanmaya doğru gidiyor. Onu da size söyleyeyim. Hani cüssesi olarak onlardan biraz daha büyük. Ondan sonra uçuşu her zaman onlardan iyiydi arkadaşlar. Çünkü limonu biz çok uçurttuk. Ondan sonra cima yani şu limonun hani kaç yaşında olduğunu tahmin edin. Yorumlarda okuyayım. Bakalım tahmini gerçekten doğru tutturabilecek olanınız var mı aranızdan?
Ona da bir bakalım. Böyle küçük bir yarışma olsun. Bakalım Limon kaç yaşında? Ben de tahmini olarak söyleyeceğim size. Hani şununla şunun arasında bir şey diyeceğim. Tam olarak hani ay gün olarak bilemiyorum. O şekilde yapacağız arkadaşlar. Tahminlerinizi bekliyorum. Şehir isimlerinizi bekliyorum. Ondan sonra sorularınız varsa sorularınızı da yazabilirsiniz. Instagram hesabım arkadaşlar m_doray. Orayı da takip edebilirsiniz. Bak 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 ateşlendiler yine. Abi bunlara bir yuva takayım da bunlardan bir cücük alalım ya. Hadi gençler kendinize iyi bakın. Bu sefer çıkıyoruz abi.